Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olayı şimdi sizinle paylaşacağım. Bakın geçtiğimiz günlerde anlattım. Almanya'da kiracı olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ev bulmak zorlaşıyor. Ev fiyatları özellikle de büyük şehirlerde daha da yüksek. 60-70 metrekare eve 1200-1300 euro para isteniyor. Ama maaşlar aynı, sosyal yardımlar aynı. Bakın. Almanya'nın Münih kenti ve çevresinde yaşanan konut sıkıntısının mağdurlarından biri de iki çocuklu Kaplan ailesi oldu. Bizim vatandaşlarımız bakın ne oldu? Münih yakınlarındaki Neufan kasabasında 15 yıldır oturdukları daire satılınca yeni ev sahibi şahsi ihtiyaç gerekçesiyle Kaplan ailesinin evini boşaltmasını istedi. Ne yapacağım diye kara kara düşünen Özlem Kaplan çalmadı, kapı bırakmadı. Mahkemenin kendisine 5 ay daha süre tanıdığını belirten iki çocuk annesi çektiği sıkıntıları bakın nasıl anlatmış. 15 yıldır kirada oturduğum daire geçen yıl aniden satıldı. Yeni ev sahibi kendimiz oturacağız diyerek evden çıkmamı istedi. Bölgedeki konut sıkıntısı biliniyor. Ben iki çocukla beraber nereye gideyim? Bir buçuk yıldır mahkemelerle uğraşıyorum. Son olarak 5 ay süre tanındı. Yasalar gereği Ağustos ayında çıkmam gerekiyormuş. Her yere başvurdum. Verilen cevap talep çok. Sıranızı bekleyeceksiniz oldu. Sıra ne zaman gelecek belli değil. Kendim buradan daha küçük bir daire buldum. Ev sahibi iki küçük oda için yan masrafları hariç tam 1165 euro istedi. O parayı nasıl ödeyim? hastalık nedeniyle uzun zamandır çalışamıyorum ev kiramı sosyal daire ödüyor kira yardımı için üç kişilik aile için 875 euro ile sınırlı yani 875 euro yardım ediyor 18 yaşındaki kızım meslek öğrenimini görüyor bir yaşında oğlum var çocuklarıma yalnız bakıyorum diyor Kim Özlem kaplan hanımefendi Diğer yandan aşırı sağcıların, hedefe haline geldiğini belirten Özlem Kaplan bakın neler söylüyor. Burası çok önemli. Lütfen rica ediyorum dikkatli dinleyiniz. Ben ev ve sağlık sorunlarıyla uğraşırken başka derdim yokmuş gibi bir de ırkçılar bana musallat oldu. Mahkemeden dolayı yerel bir gazete beni haber yaptı. O gün bugündür rahatım iyice kaçtı. Sosyal medya üzerinden devamlı hakaret yağmuruna tutuluyorum. Evimi arayıp tehdit edenler bile oldu. Ülkene geri dön. Burada ne işim var? Sana Erdoğan baksın diye laflar ediyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Her gün konut dairesini arayıp soruyorum ama olumlu bir cevap yok. Sığınacak yer arıyorum. Bakın. Ev aradığı için gazeteye haber olan bu vatandaşımız Sayın Özlem Kaplan adlı hanımefendi ırkçılar tarafından tehdit ediliyor ülkene geri dön Erdoğan sana baksın diyor sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan bahsediliyor. Irkçılığın Almanya'da geldiği boyutu gözler önüne seriyor. Ülkene geri dön. Ev arıyor. Ne diyor? Pahalı Münih'te yaşayanlar bizi izleyenler biliyor. Münih'te ev tutmak, kiralamak onun Kirasını ödemek gerçekten zor. Şimdi yapılan bu hanımefendi Özlem Kaplan adlı hanımefendiye yapılan ne insanlıkla alakası var ne vicdanla alakası var. Irkçılığın geldiği noktayı bizlere gösteren bir örnek. Evini arıyorlar, ülkene geri dön Erdoğan sana baksın diyorlar. Yazık günah. Yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Şimdi Özlem Kaplan ve iki çocuğuyla ilgili yurt dışı topluluklar ve akraba topluluklar başkanlığının yani bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenen bunları çözmeye çalışan başkanlığımızın mutlaka el atması gerekiyor. Onların çok hassas çalıştığını biliyorum. Sayın Başkan başta olmak üzere tüm personelin bu konulara karşı çok duyarlı olduğunu biliyorum. Birkaç konu içimde bana ulaştılar. Ben de kendilerine bazı iletişim bilgileri verdim. Özlem Kaplan'la ilgili de mutlaka bir şey yapılması gerekiyor. Yoksa bir yaşında çocuk kucağında 18 yaşında çocukla beraber sıkıntıya girecek. Münih Başkonsolosluğumuzun bu olaya el atması gerekiyor. Bu videoyu izleyen, duyan, görenlerin yurt dışı akraba topluluklar başkanlığımıza ve Münih Başkonsolosluğumuza iletmesini rica ediyorum. Hiç olmazsa bir nebze olsun devletimizin varlığını bir kez daha Almanya'da vatandaşımızın yanında göstermemiz gerekiyor. Evet maalesef acı olaylar yani sığınacak yer yok. Bir yaşında çocukla kucağında ve hastalıkta uğraşıyor. İnşallah en kısa zamanda yardımcı olurmuş. Bizim de görevimiz bunları iletmek. Keşke şu anda bizim de elimizde bir şey olsa da yapsak. Ama bizim görevimiz iletmek. Aracı olmaya çalışıyoruz. Pek çok olayda olduğu gibi bugüne kadar yurt dışında yaşayan sorunları olan pek çok vatandaşımızın sorunlarını biz bu ekrandan, Emekli TV ekranından gündeme getirdik. Büyük bir kısmı çözüldü devletimizin yetkilileri tarafından. İnşallah bundan sonrakilerde tıpkı Özlem Hanım'da olduğu gibi de çözülecektir diye inanıyorum. Bu konuyla ilgili de hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da ev kiraları gerçekten almış başını gidiyor. Uçmuş ama vatandaşın geliri aynı. Yapılan sosyal yardımlar aynı. Bakın özellikle büyük şehirlerdeki en büyük sıkıntı kiralık ev bulmak. Ev bulanlar ise aile fert sayısına uygun büyüklükte ev bulmakta zorlanıyor. Bakın yapılan bir araştırma var. 10 yıl öncesine göre kira artışı ve uygun konut bulmanın ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor bugün. Hürriyet'ten Murat Tosun'un haberine göre satılık ve kiralık gayrimenkullerin duyurusunu yapıldı bir internet sitesi. Almanya'nın 36 şehrinde 10 yıl önceki aynı kira bedeline karşı ikamet edilen konut büyüklüğü ile bugün aynı bedelde kiralanabilen konut büyüklüklerini kıyasladı. Buna göre Berlin'de 10 yıl önce dört kişilik bir aile 1000 euro kira ödeyerek 120 metrekare evde oturabilirken, şimdi aynı fiyata en fazla 69 metrekare, yani yaklaşık 31 metrekare daha düşük evde kiralama yapabiliyor. Buna göre Berlin'de aynı kira bedeline karşı ikamet edilen konut büyüklüğü yüzde 43 oranında küçüldü. Yani evler küçülüyor, fiyatlar artıyor, kira bedelleri. Ama ne diyoruz, maaşlar aynı kira bedeliyle konut büyüklüğü arasındaki farkın açıldığı bir diğer şehir Münih. Münih'te bugün 10 yıl öncesine göre aynı kira bedeline karşı ortalama %40 oranında daha küçük konut kiralanabiliyor. 10 yıl önce Münih'te 1000 euroya yaklaşık 85 metrekarelik konut kiralanabilirken bugün aynı kira bedeliyle 1000 euroya sadece 51 metrekare ye yer kiralayabilirsiniz. Frankfurt'ta 10 yıl önce 1000 euroya 92 metrekare ev kiralayabilirken bugün 65 metrekare ev kiralıyor biliyorsunuz. Fiyatlar uçtu, evler küçülmeye başladı ama yine ev yok. Kiralık ev bulmak Almanya'da ciddi bir sorun haline gelmiş vaziyette. Bununla ilgili çok sayıda yorum alıyoruz. Facebook hesabımızdan, Instagram'ımızdan, Twitter'dan vatandaşlarımız dertlerini dile getirmemizi istiyorlar. Çok acil bir şekilde tüm eyalet başbakanları başta olmak üzere federal hükümetin bu konuya el atması gerekiyor. Vatandaşın evi yok kardeşim. Ev yok. Ev daha ne hani anlatmaya gerek yok. Çocuklar büyüyor. Yetişiyor. Kocaman oluyorlar. Aynı evin içerisinde. Hani ufakken yine idare edilir de büyük büyüyor hepsi. Ama maalesef vatandaşlarımız çok dertli. Yani bütün Almanya dertti de bu sorunun ivedi bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Sizler de her konuda bize Facebook, Instagram, Twitter vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Gündeme getirmemizi istediğiniz her konuyu, sıkıntınızı, derdinizi bize yazabilirsiniz.